Gel lan. Tamam yok şey gel. Gel salmayacağım seni köşkünde gel. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir günden, güneşli bir günden sizleri selamlıyorum. Evet. Şöyle Toroman'ı yedeğime aldım arkadaşlar. Babamla beraber hayvana gidiyoruz bugün. Koyunu güzel yerlerde otlatacağız. Evet. Aykız'ı soracaksınız. Hemen söyleyeyim. Aykız'ın durumu iyiye gidiyor arkadaşlar. Veteriner hekimimizle sabah görüştük. Güzel haberleri var. İşte bağışıklık sistemi bir tık daha yukarıya taşınmış arkadaşlar. Yani şu anda her şey bitmiş değil ama iyi olma yolunda. Zaten güçlü bir köpek, iyi olma yolunda ilerliyor. Neyse, bugün hayvandayız. Tabii ki haliyle biz işlerimize devam ediyoruz. Yine şöyle aşağı doğru gidiyoruz. Toroman'ı yedeğimi aldım. Son olaylardan sonra köy içinde salmayacağım. Aslında kendi biraz içkiyatçılık yapıyor. Kimsenin bahçesine girmese sıkıntı yok. Sınır ihlali yapıyor kendisi. Evet, köy içinden gidiyoruz. Birazdan o çok güzel olan nereye doğru gideceğiz. Anlatacaklarım var. Haydi başlıyoruz. Bekleyin lan. Arkadaşlar, iki sürü çakıştı. Diğer sürü sahibi koyunları da salmış. Aynı zamana denk getirdik. Yani 100 salmada 3-5 kere falan denk gelir. Öyle söyleyeyim ben size. 100 kere salarsınız koyunu, ancak 2 kere 3 kere böyle çapraşır. Çapraşıktan gelir. De. Kandiş arka taraf arkada kaldı. Yürü. Arkaya koş. Koş babamın yanına. Arkadaşlar, buradaki çeşmede su bitmiş, görüyorsunuz değil mi? Azıcık uzatsak bunun içine akar bu. Bu çeşmelere bir bakım yapsak olacak. Baba, canavar ini mi sence bu yoksa? Burası canavar ini mi yoksa? Tilki ini mi? Tilki. Bayağı derin ha. Aşağı doğru gidiyor. Orada hiç hayvan kalmadı. Nerede hayvan kalmadı? Yerde kalmadı. Hepsi indi bu. Tamam. Ya. Toroman. Aykız nerede ha? Nereye gitti Aykız? Arkadaşlar, ben bunların durumunu da sordum. İlk baştan beri de konuşuyoruz ya. Bunların herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Çünkü parvovirüsü çok ağır bir şekilde yendiği için vücudu çok bağışıklık. Seneden seneye karma aşıları devam edildikten sonra Allah'ın izniyle herhangi bir sıkıntısı yok. Ama şu anda üzgün, Aykız yok. Onun arkadaşı boğuşsa da dövüşse de Aykız'da onlar iyi zaman geçiriyorlardı. Aykız yok artık. Gelecek ama yok. Bugün 2 gün yok, tamam mı kızım? Gel bakalım. Üçkağıtçıyı görüyorsunuz mu? Bir hafta önce zor yürüyordu üçkağıtçı. Maşallah. Şey, mastitisi olan arkadaşlar. Hey, buranın yukarısı ekik. Vay ocağı deline şeyler vay. İn aşağı. Şimdi de en önden gidiyor. Şöyle. Arkadaşlar, kuru dal parçası. Ve ses. Bunları en iyi çevirme yöntemi. Oğlum, Aykız olmayınca bana sardın değil mi? Arkadaşlar. Düşmüş küpeler. Koyunun mu? Ha, küpesi de düşmüş. Dakarlar. Onu yazıverelim. Veteriner hekim konuştuk. Süpermiş arkadaşlar. Hatta veteriner hekimin kedisini kovalamış bizim Aykız. Durumu hızlı iyiye gidiyor. Dikücüm benim. Özledin mi Aykız? Hı? Aykız'ı özledin mi? Hiç geçinemezdiniz ama özledin gibime geliyor. Nerede Aykız? Ota bak ya. Nerede Aykız? Akbaşım benim. Arkadaşlar, şöyle kontrol et dedi hep bir ol abi. Eğer tüyü geliyorsa köpeğin şeyi bozuk. Beslenmesi bozuk. Bakın tüy gelmiyorsa köpeğin beslenmesi iyi. Ebedü, ebedü. Ha nereye gitti kuzulayacak koyun? Neydi? Ha? Nereydi? Üstündeydi. Gözden kaçırmayalım onu. Onu burada bir yerde kuzulasın. Akşamüstü geçerken alırız. Tamam. Ta dereye, koca şeyin oraya mı gideceğiz, koca çamın? Simge'ye söyleyelim motora binsin gelsin o. Gelemez ki, gelir mi? Ha? Ya sürüyeler de burayı bulamaz onlar. Psikopata koyarız baba. Kandiş'e bakın arkadaşlar, bakın. Var ya kral köpek, biz bazen diyoruz ya nasıl geçiyoruz buradan diye. Emin olun çok büyük faydaları var. Bakın çamın dibine oturmuş. Karşıyı gözletiyor tam yerinde bakın. Beni görünce gelmezse durun bakalım. Hakim noktadan karşı tepelere bakıyor. Aslan parçası gel bakalım. Nereye bakıyorsun sen? He? Gel. Burada burada. Te orada yatıyor. Gel bakalım. He? Ya ben seni de yavru aldım. Arkadaşlar bu da benim elime yavru geldi. İnanın yani hastalık nedir bilmiyor ya. Bu sene ne biçim bir iş bu, anlamadım ya. Bunda hiç öyle bir şey yaşadık mı baba biz? Bak Toram bunun yavru ama anneleri yanında. Şeyi Kandiş'i de biz yavru getirdik hiç. İki kere şey yapıldı arkadaşlar. Ne o? Gençlik aşısı yapıldı. Büyüyünce de kuduz aşısı yapıldı. İki kere yapıldı bakın. İki kere vurmuş olmamıza rağmen. Hiç sen gördün mü hastalık mastalık? Kandiş'te mi? He. Yok. Hiç süzülmedi bile arkadaşlar. Şimdi iki yapıyorsun kurtarmıyor. 3-4 yapman lazımmış. Sen ne yapacaksın bugün, sen burada kuzu mu yapacaksın? Oturak gibi orası, otursana baba. Burası mı? Burası tam benim oturağım oğlum. Senin oturağın ne? Ben buraya geliştiğimde bir otururum, buraya bakarım aşağı doğru. Koyun onca hızlı gitmesine rağmen şimdi süper yayılıyor arkadaşlar. Keyfimiz keyif. Tamam. O iş bitti, kalan yayılma esnasını geçti Orhun. Evet. Bizde Kandiş... Aslında çok ot var hayvan. Evet eskilik çok. Çok baksana bak taşların aralarına bak oğlum. Hava bozduğu zaman gelemiyoruz arkadaşlar buraya. Burası uzak nokta. Eğer yağmura kara çevirirse buradan köye gidesiye kadar sıkıntı problem. Havanın güneşli olduğu zamanlarda buradayız. Babamla beraber. Sence kaç kilometre vardı köy buraya? 4. 4-5 vardır. 5 vardır ya. Bayağı var. Ya en yakın meramız 2 kilometre ki burası normal aslında. Biz de böyle 2 kilometre gidip yayıyoruz ya. Yaysın bakalım buradan böyle. Şurada yatıyordu o. Ormanın içine çıkar. Kötü taraf o. Kuzulama bir yeri eşer yatar göremeyiz. Bence düzdedir o ya. Şu aşağı düzde yatıyordu ya. Nereye gidiyor lan? Nereye gidiyor lan? O tabak yayılmıyor lan. Tapa. Av tüfeği tapası arkadaşlar. İyi yayılacak burada hayvan, çok güzel. Koyun da burada. Kuzlasın bakalım. Az daha bekleyelim. Müdahale etmeyelim arkadaşlar. Yatıyor, geriniyor falan. Birazdan kendine gelir. Şöyle tıkır 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 yayılsınlar. He? O gözüküyor zaten baba. Ha? Kamerada küçücük gözüküyor. Küçücük küçücük. Doğru. Çok dik orası. Bunun var ya çok gerçekten tam 90 numara da böyle 100 böyle dikine. 100 numara dikine arkadaşlar. %30 eğim. %100 eğim olur mu? Dik olur o zaman baba. O an tam dik. Tam dik değil ki orası. Buradan hiçbir ne hayvan çıkar ne bir hiç görmedim ben. Hiçbir şey çıkmaz. Domuz çıkar. Yok iner. Çıkmıyor buradan. İner. Ben de inerim oradan aşağı. Yukarıdan bir koyacaksın kendini, hadi aşağı. Hey. Oradan o çok var, çok ya. Baba azıcık daha ileri gidelim ya. Bak bu derede çok güzel ot var. Madem gidelim yan pınarına koyacağım doğru ya. Aynen. Eğer orada durursa, koyun da kuzularsa orada belki bir çay yapabiliriz. Yaparsak yan pınarında yapalım ha. Tamam, senin o hep çay içtiğin yerde yapalım hadi. Orada yaparsak orada yapalım. Çünkü sen buraya biz köpeğe götürdüğümüzde mi geldin sen buraya? Aykız'ı götürdüğümüzde mi? Burasını yaymışsın, buraya alışmış. Buraya kadar geldin, geri git. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ben yattım önce burayı, ben. Güneşleneceğim burada acık. Hırrrr, yanağını güldü, ağladı, güldü, ağladı. Güldüreyim misin? Dur. Gül bakalım. Senin gülmen de hiçbir şeye benzemiyor ya. Geliyor psikopat. Kaç, kaç geliyor psikopat. Ya. Deli geliyor deli. Kaç, kaç, kaç. Hadi ki zaten. Kalk, kalk. Kuzladı kuzladı. Tek herhalde. Ona benziyor. Çok fazla yaklaşmayacağım arkadaşlar. Zarı delemiyor. Şimdi delindi, tamam. Sıkıntı yok. Hop. Annesi bir kalksa rahatlayacak. Tamam. Bak hep öncelikle burnu ve kafasından başlarlar arkadaşlar. Arkadaşlar çok az beri getirdim. Kendi pisliğinin içinde kalmasın diye. Dere yakın ellerimizi yıkarız. Kuzum biraz nefessiz kalmış. Hadi. Nefes al. Yap hadi. He? Ya. Nefes al. Lan nefes alsana. Ya. Nefes al. Çok az yorulmuş arkadaşlar. Heh. Öksür 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 öksür, çıkar. 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 Ben buradayım. Sen bak işine. Bak 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 bak. Evet. Kendine geldi. Arkadaşlar koca çamın yanına geldik. Kuzuyu bir 100 metre taşıdım hayvanın önüne. Kuytu bir yere. Güneşin de tam ona vurduğu bir yere. Acık nefesini zor aldı ama şu anda iyi. Olur böyle bazen. Sallamak gerekiyor. Ağzını temizlemek gerekiyor. Bakın. Şu anda hiçbir problemi yok. Anne diyor bile. Ne kızım? Kız arkadaşlar. Anne de. Anne de, annem baksın sana de. Anne de. Hani annen nerede? Anne desene. Çakır gözüm benim. Anne de. Birazdan annesinin o yalamasıyla kan akışı da hızlanacaktır. Birazdan ayağa kalkar ve annesine emince hiçbir sıkıntı kalmaz. Hadi bakalım, hoş geldin. İkiz falan değil mi? Bakayım, siz görmeyin. Şu anda teke benziyor arkadaşlar. Çok sıcak, tam yerine koydum kuzuyu. Bu ne ya? Tüh, Allah kahretmesin ya Rabbim ya. Bu ne? Ya bu derede bile nasıl getirip nasıl buluyorlar arkadaş ya. Koca çam. Baba bu kaç yaşındadır sence bu koca çam? Bilmiyorum oğlum, beni evlenmiştim böyle bir çam. Neden de ben de ufacık çocukken böyle çamdı diye. Evlendim yetiştim bir çamdı diye değil mi? Evet. Arkadaşlar bir koca çam mevkiindeyiz. Tabi dalları çok büyük bunun. Kocaman. Bir çam. Dalı bir çam kadar var değil mi? Evet, şu bir çam kadar bir dalı var. Üçlü bir de. Şunun üstünde domuz bekliyorlardı bir zamanlar. Oyuğu var. Çıkamazlar. He? Çıkamazlar ona. Ahmet çıkıyor. Aa baba burada yalnız burası iyi iyi. Yalnız su falan çözülmemiş daha ha. Bak suyun buzu duruyor daha. Durur. He baba. Buzu burada mı kalacak? Ne yapalım? Vallahi istersen kalsın yanına ama çok. Kandiş beklese? Kandiş de yok. Ayva. Aa bak kandiş daha üst yukarıda geziniyor. Canavar var ya. Yukarıda geziniyor arkadaşlar. Orada kalması sakat. Ben şey yapsam, sen onun yanına ateş yaksan. Tamam. Ben hayvanı şöyle dereye kadar götürsem. Sen ateşi yaktın ya, çayı demledin, emeğini yiyken ben de hayvanı ileri götürüp geri atsam seninle orada buluşsak. Mantıklı değil mi? He? Orada odun yok. Onun ne yapacağız? Odun te oralarda çok. Şuraya al. Ya da sen istediğin yere al ama hayvanı ben bir şöyle ben götüreyim sen dur yanında. Ha, kuzuyu almana bile gerek yok ya. Kuzuyu gördüğün yerde. Ya gire. Olmaz mı? Gel, olur ama başka türlü olmaz. Ben de yan pınarına kadar yayayım gele. Orada bırakırsak onu canavar yiyor bak. Yer. Canavar yemez de. Kağgala mağgala görürse ağzına kırdıklarım gözlerini çıkarır. Zaten canavar var ya köpek yıkılmaya baksana. Evet sen psikopatı al. Ben de hayvanın önünde yandıra aşağı ineyim. Ama psikopat. Ya psikopat. Yok gel. Gel. Yemek yiyeceğiz gel. Gel. Yemek yiyeceğiz. Kaçma gel. Gel kaçma gel. Tüh. Gel. Şeker vereceğim. Ulan şeker vereceğim sen gel. Şeker vereceğiz gel. Gel. Çok tatlı şekerler. Baba. Yan pınarını da yapmak isterdim ama. Babacım ya koyun. Dur. Koyun olsun işim. Dur. Orhun ne yapıyor baba? Baba iyice. Bir de gülüyor ya. Şeker varsa ver. Şeker vereceğiz diye geldi. Azıcık toz şekerden veriver. Var kesme şeker. Yan pınarında demlemek ben de isterdim ama baba koyun kızladı ne yapalım? Yan pınarına kadar çok zor taşırız biz onu. Sen gidip de geri getirmek olmaz. Arkadaşlar güzel bir yerde çay demleyeceğiz hemen. Yemeğimizi de yiyelim. Kırayım. Bunun yanına fazla sokulmayacağım bak. Niye? Odunlar çok kuru. Çakmanı al baba. Çok berbat yani abi. Yeter bence. Oho çok bile. Tamam yeter bence. Arkadaşlar koyun güzel çöktü meraya. Ateşimizi yaktık. Geri doğru gidiyorlar. Ben şu tarafa doğru bir daha alacağım hayvanı. Burada yeşillik güzel. Bakın koyunların yayıldığı yerlerde. Babamla ateşi, odunları topladım babama. Ateşi yaktık. Bir tarafı oraya doğru gidiyor. Bir tarafı buraya doğru gidiyor. Dengede tutmam lazım. Koyun da diğer tarafta. Bak. Lan şşş. Lan ne yapıyorsun sen? Kafan ne güzel. Senin kuzun yoksa bu. O da toklu arkadaşlar. Kızım seni mi istemiyor yoksa kardeşin? Ne yapacağım ben dünyaya geldim abi de. Benim kuyaklığıma bak sen bu ya sıcacıkta. Bu ne biçim kulaklar? Ayaklanmış arkadaşlar. Ben dedim size annesi onun bütün kan dolaşımını harekete geçirecek. Şu dalbelere bakın pıt pıt hiç durmadan yalıyor. Temizlemiş pırıl pırıl yapmış. Kıyamam ben o sarı gözüme. Daha buradayız acele etme. Koyunun durduğu yer çok sıcak, onu ellemedim baba. İyi ya. Su kaynamıştır, çay yapsana. Yapayım baba. Yapa bakalım. Bakayım. Baba. Baba baloncuklaşmaya başlamış. Kaynamamış daha ya. Oh, çok sıcak. Ah. Tamam bırak elini alma. Tamam kapattım. Baba hayvan yine ileri doğru gidiyor. Ben şey yapayım. Hayvanı oraya bayağı götüreyim, ondan sonra geri alayım. Sen rahatla yemeğini ye. Koyun da aynı yerinde. Tamam. Aşağısı koymuşlar. Ben ekmek köpeklere atayım. At. Ben şu hayvanın önüne geçeyim. Yarısını atayım köpeklere, yarısını da içine vereyim. Gel. Toroman gel. Gel Toroman. Sen güzelce ekmeğini ye, tamam mı? Baba ben gidiyorum koyunun yanına. Psikopata da ver. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık atıştırayım arkadaşlar. Babam kuzulu koyuna 50 metre uzaklıkta. O yemeğini yiyecek, çayını içecek. Rahatlana yesin. Ben de hayvanı güdeyim. O güderken de ben yiyeceğim arkadaşlar. Her zamanki gibi. Hayvanı ilk seferde daha ben sakinleştirdiğim zaman ona daha kolay oluyor. Ha, aşeştiler de güzelmiş ha. Ah benim güzel yan pınarım. Nasıl da şırıl şırıl akar. En büyük kaynaklardan bir tanesi arkadaşlar. Burası yan pınarı diye geçer. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Birazcık suyundan içelim. Buraya kadar gelmişken. Çok şükür elhamdülillah. Güzel suyu var. Buradan kaynıyor bakın. Ana kaynak noktası burası. Şöyle kumun içinden fıkır fıkır kaynıyor ve buradan yoluna devam ediyor. Hayvanı şu tellerden öte götürmeyeceğim. Orası yangın göleti. Birazdan geri atacağım. Ve buraları yeterli ot var aslında. Yani o kadar su olduğu yerde hayat oluyor. O kadar kötü yayılımı yok. Güzel. Arkadaşlar yangın göletinin yanındayım. Bayağı göl olmuş burası. Su akmıyor yalnız ya. Bu su kar suyu mu ki acaba? Yani şu hortumdan su akması gerekiyor normalde. Oh, bir balık çıkıyormuş böyle ama burada balık olmaz herhalde sanırsam. Değil mi? Yani çok da su var ha. Vay maşallah vay. Masmavi değil mi? Krater gibi. Bu nasıl bir şey? Muşamba gibi. İçine demek ki salmıyor suyu. Bugün buraya gelmemiz en azından biraz kafamı dağıttı arkadaşlar. Geldim baba geldim. Emdi mi? O Cin Ali ya biraz acık nefessiz kaldı ama. Ay maşallah bak. Ne yaptın, yiyebildin mi? Ben yedim anam başlasın. Tamam ben de iyi yaydım hayvanı. Sen geri atacaksın, bir daha geri atalım baba. Şurada mı? He. Tamam. Ben öyle diyeyim. Sen kendin bilirsin. Tamam geri at. Ben de yiyeyim arkadaşlar. Tamam. Geldim. Oğlum burada canavar var. Baba koyunları aldırmayalım. Mantık bu tarafa şöyle gittim. Aşağıya kaldım, yanıma getirdim burayı. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şimdi babam koyunu dayandırırken ben de yiyeyim, sofrayı toplayayım. O yemiş. Şöyle bir bardak çay içsem yeter bana. Çay dinlendirir, kafayı dağıtır. Her şey çayda. Bir tık aşağı mı alayım ben sizi? Şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Hadi bismillah. Vuruyor Aykız. Çoruma. hepsini, yarısını bana bırakmış arkadaşlar. Yoğurt. Ben bırakmam kuzumu, ben bırakmam. Ben buradayım. Mükemmel. Kameramıza kül gelmiş. Bak. Annesini takip etmeye başladı artık. Görüyorsunuz değil mi? Az daha dursa yani annesinle beraber gider. Bu arada çay 10 numara olmuş. Babamın ellerine sağlık. Yemekten sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çok şükür elhamdülillah karnımızı doyurduk. Bu poşet uçmuş hemen oraya. Geliyorum Stopatçım, geliyorum. Soframızı toplayalım. Babam hayvanı bir kere daha geri attı. Koyunda kuzusunu bayağı şurada görüyorsunuz yaladı, büyüttü. Ona da bir bakalım. Şu ateşi bir söndürelim öncelikle. Torbamızı topladım. Şu çaydanlıkları toplayayım şimdi. Gel bakalım. Tertemiz hepsini yıkadım. Ay iyi de burada mı yiyor acaba? Arkadaşlar ateşi söndürdüm. Sofrayı topladım. Saat 4'e geliyor. 4'e mi geliyor? Şimdi şey yapacağız. Eşeğin bir tarafına komple yükü saracağız. Bir tarafına da bizim bu kızımızı saracağız. Babam da eşeği yedekleyecek. Yuvarlanmaması için yanında taşıyacak. Elinde taşıyacak. Böylelikle kuzuyu eve götürmüş olacağız. Psikopata önceki eşekte ne yapıyorduk? Bizim bir tane beyaz kremiz vardı. O da bayağı yaşlıydı. Koyun kuzuladığı zaman koyardık. O hiç yatmazdı. Eve kadar sağ salim götürürdü. Hiç sağa sola bile satmazdı. Kuzu olduğu zaman hissediyordu. Psikopata koyarsak biz bunu, salarsak bunun pastırmasını çıkarır. Allah muhafaza. O yüzden babam yedende taşıyacak psikopata. O da emmiş zaten. Şu çirkin zaten annesine emmiş. Kurumuş bile baba. Sorun. Bunu buradan 50 eve götürsek adam var ya. Evet. Mahvolur. En iyisi aşağı koyalım. Az daha emsin koyun gelesiye baba. Bak emiyor. Çok emdi ya. Hop bakın arkadaşlar. Çuvala nasıl memenin nerede olduğunu hemen tayin edebiliyor. Bak, çünkü öyle yaratıldı. Değil mi? Nasıl hissediyor? Onun rızkının nerede olduğunu biliyor işte. Rabbim büyük. Evet. Şöyle bir baktım başka kuzulayacak var mı diye. Yine yola çıkacağız ya. Hadi bakalım. Gel kızım. Gel. Gel. Tamam. Baba artık köpekler yaklaşmasın. Kızdı. Ay Toroman kaç. Toroman geliyor. Kuzusu heybede arkadaşlar. Eşeğin heybesinde. Kaç. Hayır. 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 Kafa attı. Baksana. İstemiyor onları yanında. Gel koyun vurma onlara. Gel. Bak. Toroman zannettin. Gel Toroman. Hayır. 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 O almadı. Hayır. Hayır. Hayır koyun. Ya bizde koyu kuzun yavrum. Bizde kuzun bizde. Tam onlar almadı kuzunu. Baba kolaya. Bak. Bak bak burada kuzun. Kuzum burada gel. Gel küçük küçük. Ay baba kafasını gösterelim. Gel. Kafasını göster kafasını. Köpekleri dövecek. Köpeklerin yanına gidiyor baksana. Çaldılar zannediyor. Bak. Kızım burada ne kadar korkuyor. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Gel. Gel Toroman gel. Gel, yaklaşma o deliye, yaklaşma. Toroman, yaklaşma Toroman. Of. Kuzu ne eşekti bizi be? Aslında doğasını yapıyor arkadaşlar. Bak bak. Anladı. Anladı, anladı. İnanın var ya, buyunuzu koyunlar ağlatır ağlatır. Köpeği öldürür, ezer bile. O kadar anne içgüdüsü koruyor. Gel. Burada burada gel kızım. Gel gel gel. Anladı ya. Gel. Gel. Hayır, ona vurma. O seni ısırır, ona vurma. Gel. Gel. Ben de vallahi ben de ben güvenceyle eve götüreceğim. Sen bana güven. Bana güven. Ben de gel. Sen gel. Sen benle gel. Köpeğin yanına gitme, gel. Gel. Gel, köpeklere dalaşma, gel. Gel. Toroman bir şey yapmıyor da Kandiş biraz sert. O yüzden gel. Bak ben de. Arkadaşlar keçinin farkı. Bakın. Şimdi 1 2 3 dalda şeyler var, vuruşlar var. Bak şimdi. Bir hop, ayda hop bir ağaç aldı. Görüyorsunuz. Şuraya dikileyim. Bakın. Şu uçta var yeşil. Hadi aslanım. Hadi hadi. Aynen, süpersin. Benden iyi topluyorsun ha. Bakın hop. Hadi. Evet. Hepsini götürdü. Bunlar aç kalmıyorlar işte. Koyunu onu yap desen. Oho. Bu ağacı temizleyecekler. Şuralarda çok var. Şunları görüyorsunuz. Ökse otu. Artık buruç diyoruz. Ökse otu diyenler var. Çeşitli adlandıranlar var. Arkadaşlar geveze bul, geveze çam. Ye düşmüş. Sence kimin? Senin mi? Bizim değil herhalde ya. Necdet'indir değil mi? Nerede buldun? Teto burada buldum te. Teto burada buldum. Telle bağlamışlar tepeye. Necdet'in o baba. Necdet'in. Eski gevezelerden. Evet. Onu veririz. Arkadaşlar diğer sürünün gevezesini bulduk. Yere düşmüş. Ama eve giderken. Şurası delinmiş dilinin. Bakın. Evet, ne oldu? Yabancı sürü zannettiler. Evet. Telefon çeken yerde Necdet aradı. Necdet abinin bu %99 ya. Başka kim gelecek buraya? Aman baba. Biraz durun. Arkadaşlar köy içinden artık yedekte getiriyorum, alıştı. Aslan parçam benim. Bu arada buraya gelirken hemen internette geliyor. Aykız yemeye başlamış hafiften. Bu hasta mamaları oluyor ya arkadaşlar, onlardan veriyorlarmış. Az önce veteriner abimizle konuştum. Durumu güzel. Güzele gidiyor. Hayırlısı bakalım. Sevindim valla. Arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Kuzumuz da yanımızda. Şimdi annesinle onu buluşturacağım şu köşede. Annesi de arkamda zaten. Konforlu bir yolculuktan sonra annesiyle buluştu arkadaşlar. İşte şurada. Annesi sevsin. Bu arada dediğim gibi güzel haberler aldık. İnşallah daha da iyiye gidecek. Kritik zamandayız ama mutluluk, yani bir şeyleri yemiş olması, ishalinin biraz hafiflemesi falan güzel. Çok şükür. Bakalım yarın daha öbür gün güzel haberlerle inşallah sizlerle olacağız. Hadi bakalım, biz bir günün daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Güzel bir gündü.